Merhabalar sevgili seyirciler. Bugünkü programımızda Yakın Doğu Üniversitesi'nin bir fakültesini tanıyacağız ve fakülte içinde, tanıtım içinde çok değerli bir hocamız var. Profesör Doktor Hüseyin Uzunboylu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcımızla birlikteyiz ve Atatürk Eğitim Fakültesi'ni, bölümlerini, programlarını bir parça tanımaya, tanıtmaya çalışacağız. İsterseniz önce bir Atatürk Eğitim Fakültesi nasıl bir yerdir, nasıl bir eğitim verir, genel bir perspektifle sözü size bırakalım. Biraz oradan bahsedin isterseniz. Elbette. Çok teşekkür ediyorum bizleri konuk ettiğiniz için. Şunu söyleyeyim, biz Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi olarak bize gelen öğrencilerimizin yaratıcılıklarını, düşünme becerilerini, demokrasiye ve insan haklarına inanmalarını, bunun yanında öğretmenlik meslek bilgisi becerilerini, alan bilgisi bilgi ve becerilerini ve genel kültürlerini en üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz. Ve öğrencilerimize en kaliteli eğitimi vermeye çalışıyoruz. Evet. İsterseniz bir parça şuna bakalım. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nin oldukça fazla bölümü var, programı var. Bunlara biraz sonra değineceğiz ama daha çok öğrenci ağırlığını nereden alıyor Yakın Doğu Üniversitesi, evet, Atatürk Eğitim Fakültesi? Bizler Atatürk Eğitim Fakültesi olarak öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunu Türkiye Cumhuriyeti'nden alıyoruz. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de öğrencilerimiz mevcuttur. Tabii ki bu doğal, çünkü hem Türkiye Cumhuriyeti'ndeki eğitim sistemine hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki eğitim sistemine öğretmen yetiştiriyoruz. Evet, bu anlamda herhalde şeyi sormama pek de gerek kalmayacak. YÖK onaylı mı, Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinden mezun olduğunuzda aynı şartlar dahil midir diye? Tabii ki. İsterseniz biz, yine de sormuş biz olayım ben. Tabii ki. Fakültemiz YÖK'ten onaylı bir fakültedir. 2002 yılında kurulmuştur ve bugüne kadar birçok yüzlerce mezun verdik. Bu mezunlarımız elde ettiğimiz izlenimlere göre, ki biz mezunlarımızı izliyoruz sürekli olarak, bunların büyük bir çoğunluğu Türkiye'de okullarda öğretmenlik mesleğini yapıyor.